Bölgeyi böyle güzel özetlemişken, bu denli yıkıcı olmasının nedeni büyüklüğü mü, yoksa başka etkenler de var mı? Çünkü öyle fotoğraflar var ki birbirinden ayrılan yollar, aynı sırada olup eve öne giden bazı evler. Buna neden olan tek şey büyüklük mü? Şimdi bu fayın iki tane şey var. Birinci söylediğiniz evlerin hasar görmesi, evlerin çeşitli deformasyonlara uğraması zemin koşullarından kaynaklanıyor. İkinci Hareket söylediğinizde etmesi. evet, ikinci söylediğinizde fayın özelliğinden kaynaklanıyor. Şimdi biz arkadaşlarımıza söylersem ben bir üçüncü fotoğrafı getirirlerse çok sevinirim. Şimdi bu fotoğraf ilginç. Burada bir yurttaşlarımız eğer izlerse bir kanal ve bir köpek var orada o fotoğrafın üzerinde. Yurttaşlarımız dikkat ederlerse o kanal aslında düz gitmesi gerekirken bir anda sola doğru bir ötelenmesi var kanalda. O tam o köpeğin olduğu yer, ötelenmenin olduğu yer fayın çizgisi. Şimdi fay tam o noktada kırılıyor. Kanalın bir parçası sol tarafa kayıyor, bir parçası da sağ tarafa doğru kayıyor. O köpeğin tam olduğu yerde fayın tam çizgisinin olduğu Şimdi yer. tam ekrana Herhalde geldi. geldi ekrana. Şimdi burada şu soruyu soracağız. Tam o fayın üzerinde, o köpeğin olduğu yerde yurttaşlarımıza şuna dikkat etmelerini rica ediyorum. Tam o köpeğin olduğu yerde bir binanın olduğunu düşünelim. Diyelim ki bu fay tam kırılmadı. Tam o çizginin üzerinde bir tane bina var. Bu fayın kırılmasıyla birlikte o binanın durumu ne olur? Şimdi bir defa bu soruyu sormamız. Üzerinde bina falan kalmaz. Yani bina ikiye bölünür. Deformasyona uğrar ve zarar görür. İçindeki insanları da öldürür. Bu depremde bizim jeolojik açıdan çok güzel resimler gördük. Yani bunlar jeolojik açıdan çok güzel resimlerdir bizim için. Bunlar tarihi resimlerdir. Bunlar önümüzdeki yıllarda jeoloji okuyan öğrenciler olursa ki onu da konuşacağız. Onu da anlatmak isterim. Bu öğrencilere bu resimler gösterilerek bir fayın tanımı anlatılacak. Bakın işte Doğu Anadolu fayı böyle bir fay. Burada işte Örneklendirmek kolay olacak evet yani. yani bunlar ders niteliğinde fotoğraflar. Şimdi birincisi biz nedenlerden sonuçlara doğru gidelim. Şimdi birincisi yıllardan beri biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Jeoloji Mühendisleri Odası olarak bakın Türkiye'de 485 tane diri fay var. Yani 500'e yakın öyle diyelim. Kimi hocalarımız 400 diyor ama hala çalışmalar devam ediyor. Türkiye 1999'dan bu tarafa antiparantez söyleyeyim. Çok ciddi bilim insanları yetiştirdi yer bilimleri dalında. Yani çok çok önemli bilim insanları yetiştirdi. Çünkü Türkiye bir laboratuvar. Yani yer bilimciler için özellikle deprem bilimciler için Türkiye bir laboratuvar. Yurt dışından gelen insanlar bile Türkiye'de doktoralarını tamamlayıp gidiyorlar. Çünkü bütün fay sistemlerinin içerisinde yer aldığı böyle bir toprak parçası dünyanın başka bir yerinde yok. Yani işte Yanal atımlı faylar var, Doğu Anadolu fayı gibi. İşte eğim atımlı faylar var, Ege Graben sistemleri gibi. İşte bindirme fayları var, Doğu Anadolu bindirmesi gibi. Yani bütün her şeyi içerisinde görebileceği Türkiye jeolojik açıdan bir laboratuvar ve dünyanın en güzel ülkesi. Bu ülkeyi güzel hale getiren de işte bu doğa olayları. Aslında bu ülkenin güzelliklerinden biz faydalanmıyoruz. İşte buradaki meydana gelen doğal olaylar başımıza dert oluyor. Aslında normalde aklımız başımıza toplasak bunlar olmayacak. Şimdi dönelim konumuza. Şimdi birinci şey Türkiye'de diyoruz ki yıllardan beri Jeoloji Mühendisleri Odası diyor ki Türkiye'deki bu diri faylar çok tehlikeli. Her an deprem üretebilir. Bu diri fayların üzerine bina yapımını engelleyelim. Kentlerimiz 24 tane Jeoloji Mühendisleri Odası'nın bir raporu yayınlandı. Bunu bir medyayla da paylaştık. Basınla da paylaştık. Merkezi idarenin önüne de koyduk. Meclise de götürdük. Biz şunu istedik. Dedik ki bu kadar diri fayımız varsa bu ülkede bu diri fayların üzerinde yapılandırmayı sınırlayalım. Yani diri fayların üzerinde paleosismolojik çalışmalar bu diri faylar belirlensin ve buralarda yapılaşmayı sınırlandıralım. Ne yazık ki mecliste bu bizim yasa tasarımız reddedildi. Geldiğimiz nokta bu. Şimdi birinci nedenlerden bir tanesi diri fayların üzerine
bina yapmayacağız. Kentlerimiz varsa, bu diri fayların üzerinde kentlerimiz varsa, bu kentlerdeki diri fayları belirleyeceğiz. Ve bu diri fayların içerisinde kalan konutlar varsa, bunları sakının bantları içerisine alıp bu konutları çok acilen kentsel dönüşüme sokacağız. Eğer konut yoksa bu alanları yeşil alan, sosyal donatı alanları olarak değerlendireceğiz. Yıllardır aslında İzmir'de de konuşuluyor. Her yerde. Şimdi bir gün burada, yani biz hep aslında açıklarda meydana gelen depremle buradaki sarsıntıları hissediyoruz. Tabii. Burada asıl beklenen, yani o İzmir depremi denilen faylarda olsa ve o fay hattı boyunca üzerinde bulunan binalar nasıl bir şeye neden olabileceğini... Tabii ki. Ve şu, yani kentlerimizdeki asıl talihsizlik şu Ayşegül Hanım. O kadar kötü kentleşmişiz ki, inanın İzmir dahil birçok ilimizde bu fayların izlerini aşırı konutlardan dolayı, aşırı kentleşmeden dolayı izleyemiyoruz, göremiyoruz. Yani o kadar kötü yani tam tabii, aslında. Tabii o kadar kötü. Yani tamamen bir kentin üzerini siz konutlarla kapatmışsınız, altyapı geçmiş, her şey bitmiş. Ya şimdi gidip bu fayın üzerinde çalışmak istiyorsunuz siz. Hocalarımız gidip çalışmak istiyor. Hendek açmak lazım o fayların üzerinde. Açamıyorsunuz. Çünkü yok, yer yok yani. Bunları belirleyecek yok. Bu o kadar kötü bir şey. Ve 24 tane ilimiz bizim şu anda diri fayların tehdidi altında. Ve biz diyoruz ki, Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, ya bu yasayı çıkarın. Ya bu yasayı... kentin arasında bölgemiz... Tabii İzmir'de var. İzmir'de var. Bakın buradaki, bu Ege bölgesindeki, bizim şubenin sorumluluk alanındaki illeri söyleyeyim işte. İzmir bunun içerisinde, Muğla bunun içerisinde, Manisa bunun içerisinde, Aydın bunun içerisinde. Yani bu, hepsi de bunların büyük kentler. Evet. Ve bu raporlarımız da var bizim. 4 tane, 24 tane fayınla ilgili tehlikeleri biz raporla bildirmişiz. Şimdi birinci nedenimiz bu. Ana neden değil ama önemli bir neden. Yani diyoruz ki fayların üzerine yapılaşmayın. Şimdi arkadaşlarımız sanıyorum herhalde 4. fotoğrafta bir böyle yan yatan bir ev var. O foto onu getirirlerse ekrana. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. İkinci olarak biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki ovalar, sulak alanlar, bunlar tarım yapılması gereken yerler. Buralarda biz tarım yapmak zorundayız. Çünkü bizim ülkemizin iklimi, yani çok büyük bölümümüzde Akdeniz iklimi var. Ve çok ciddi bir tarımsal potansiyelimiz olması gerekiyor. Biz tarımla kalkınabiliriz. Ve bizim en büyük zenginliklerimiz de ovalar. Biz diyoruz ki bilim insanları olarak, yani meslek odaları olarak diyoruz ki ovalarımızı yapılaşma imar dışı bırakalım. Veyahut da ovalarımızda imarı sınırlayalım. Hadi hiç yapacak bir şeyimiz yoksa İmarı sınırlıyorum. Bakın, Türkiye'nin nüfusu 2000 yılından 2023 yılına kadar 62 milyondan 85 milyona çıkmış. Yani yılda 1 milyon nüfus artışı var. Bir iç göç yaşıyoruz. Bakın, bu depremden sonra da başladı. 400 bin insan bugün İzmir'e geleceği söyleniyor. İnsanlarımız göç ediyorlar. Çünkü bulundukları yerde insanları doyuramıyorsunuz. Yani deprem bir sosyal boyutu da var. Siz insanlar köyde tarımsal, yani ürünü para etmediği için ilçeye geliyor. İlçede tutunamıyor, ile geliyor. İle geldikten sonra da daha büyük kentlere geliyor. Şimdi bu ne demek? Büyük bir konut açığı demek. İllerimize bakalım. Hemşeri mahalleleri oluşuyor. Gettolar oluşuyor. Çünkü o insanlar geldikleri zaman onların lüks bir eve ihtiyaç, başlarını sokacak bir yer onların ihtiyacı. Ve kaosa dönüşüyor iş. Hiçbir şey olmadan, sadece bir başımı sokacak ev davasıyla bütün her yerimizi, biz ovalarımızı imara açmışız. Evet. Bayrakların durumu bu bugün. Şimdi bu 4. resim onun için getirdim, evet, ben. Şimdi bu resimde bir bina var, görüyorsunuz. Bu bina böyle bir inşaat kalitesi açısından sağlam bir bina. Yani bakın, neredeyse camları bile kırılmamış yani bazı yerlerde. Bulunduğu yerde devrilmiş. Şimdi bu zemin koşullarından kaynaklanıyor. Siz ovada, sulak alanlarda, yeraltı su seviyesi yüksek alanlarda siz eğer bina yaparsanız bir takım riskleri almak zorundasınız. Siz bu, ya doğayla savaş olmaz. Siz doğayla savaşamazsınız. Yani doğayla savaşacaksanız onun kurallarına uyacaksınız siz. Yani sizin doğayı yeme şansınız yok.
Çünkü o yani 4.6 milyar yıl dünyanın yaşı. O milyarlarca yılda, milyonlarca yılda kendi iç dengesi içerisinde kendisini oluşuyor. Seni dinlemiyor yani. Seninle seni dinleme gibi bir düşüncesi yok onun. Evet. Kendi içinde gidiyor o. Pazarlık yapamazsınız. Yapamazsınız. Yani o sistemi kendi içerisinde çalıştırıyor. Şimdi ovanın ortasına siz tarım alanlarına ev yaptığınızda, bina yaptığınızda, yüksek katlı binalar yaptığınızda ve hadi yaptınız diyelim, ovaları imara açtınız kardeşim, başka gidecek yerimiz yok. Aslında var da hadi yok diyelim, açtınız imara. Burada mühendislik kurallarına uygun evler yapmadığınız takdirde işte gelir bu binayı böyle devirir. Temelden... Evet bakın temelden olduğu yerde devirmiş yani. Yani bakıyorsunuz binanın üst yapısında hiçbir problem yok. Yani buna bir sıvılaşma diyoruz. Yani sıvılaşma dediğimiz şey de şöyle basitçe anlatayım. Yani alüvyon dediğimiz bu ovadaki zeminden birçok kum. Bunlar suya doygun. Sarsıntıyla birlikte, deprem dalgalarıyla birlikte bu su kum tanelerinin arasında deprem dalgalarıyla birlikte bu suyla kum birbirinden ayrılıyor. Su yukarı doğru hareket ediyor. Deprem kum aşağı doğru hareket ediyor, çöküyor ve dolayısıyla bina bir anda suyun içerisinde kalıyor. Yani taşıma gücünü kaybediyor ve devriliyor bir tarafa doğru. Yani olayın özeti bu. Şimdi siz ovaları